Açık beyin nedir? Beynin açığı mı olur? Evet, vallahi olduğu bir şekilde. Bana belki de son yıllarda en sık sorulan sorulardan bir tanesi bu. Hocam bu açık beyin nedir? Siz orada beyin cerrahisi mi yapıyorsunuz? Bu isim nereden geliyor gibi. İsterseniz size önce bir kısaca hikayesinden bahsedeyim. Ondan sonra da bizim açık beyin diyerek ne kastettiğimizi biraz açmaya çalışayım. Efendim biz 2016 senesinde sevgili Müge Doğan'la beraber bu benim sürekli konuşmalarımı falan bir formülize edelim, bunu bir kuruma dönüştürelim diye kafa yorarken işte o zaman kuracağımız eğitim şirketinin adı ne olsun diye sabah akşam düşünüyorduk. Bir sürü isim geliyordu aklımıza. Mesela benim ilk sevdiğim isimlerden bir tanesi Thalamus'tı, İngilizce söylenişiyle bizim beyindeki Thalamus bölgesini çok severim ben. Onu isim olarak koyalım dedik ama yurt dışında bir takım firmalar onu almışlar, kullanmışlar. Çok moralimiz bozuldu ve batların hepsi satın almış falan filan. Daha sonra bari dedim hipotalamus olsun. Dediler ki o da hipo kardeşim, yani altında demek. Thalamus'un altında ezilmeyelim falan gibi. Sonra bu Latince isim sevdasından çıktık, daha başka şeyler düşündük. Şimdi burada vermeyeceğim bazı komik fikirlerimiz de oldu, hatta haftalarca üzerinde düşündük falan. Ama bir gün haftalarca yaptığımız toplantılardan sonra sevgili Müge, işte bizim Hümanur Bağlı, ki kendisi Profesör Hümanur Bağlı, bizim açık beyin logomuzun efendim mimarıdır kendisi. Onlar böyle oturup konuşurlarken bir anda pat diye ortaya açık beyin diye bir isim düşüyor. Önce diyorlar ki bu biraz tuhaf değil mi? Sonra istişareye ben de dahil oluyorum. Diyorum ki yani bana çok hoş ve açıklayıcı geldi. Ve biz o günden sonra açık beyni kendi ekibimizin ismi olarak benimsedik. Tabii sonra şöyle bir soru geldi aklımıza. Yani niye herkesin aklına bir anda bu geldi ve hepimize de bu kadar sevimli geldi? Biraz riskli bir isim olmasına rağmen biz bunu niye bu kadar sevdik diye. Birincisi, benim senelerdir tek başıma yapmaya çalıştığım ve şimdi de açık beyin ekibiyle beraber güç birliği yaparak gerçekleştirmeye çalıştığımız şey, son derece zor gözüken, teknik jargonun arkasına gizlenmiş bir takım bilimsel, felsefi, düşünsel ya da kadim konuları olabildiğince açık, seçik ve anlaşılır bir şekilde ihtiyaç duyan herkese anlatmanın olabildiğince fazla yolunu bulmak. Biz aslında bu işle uğraşıyoruz. Mesela şu anda karşınızdaki bu videonun çekilme nedeni, eğer hani ufacık bir şey biliyorsak onu da olabilecek en anlaşılır tarzda sizlere ulaştırmaya çalışmak. Ama tabii ki herkese değil. Sadece mesela sizler gibi bu videoyu izleyip bu bilgiye ihtiyaç gösteren insanlara. İnsanlar bilgiye ihtiyaç gösterdiklerinde bu devirde aslında bakarsanız her yerde bilgi mevcut. Peki biz açık beyinde farklı olarak ne yapıyoruz? Birincisi, bu bilgiyi açık ve seçik olarak olabilen en yalın ve en anlaşılır haliyle tekrar üretip anlatılara dönüştürmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla açık beyin isminin ilk başta bizi en fazla cezbeden kısmı bu oldu. Biz aslında bu ismi kendi ekibimize isim olarak seçerken bir de söz veriyorduk. O söz de şuydu: bundan sonra anlattığımız her şeyi olabilen en açık seçik şekilde, en anlaşılır şekilde anlatmaya and içiyoruz gibi bir sözleşmeydi bu. Fakat sonra zaman içerisinde, ki bu birkaç aya tekabül ediyor, anlatılarımızı oluştururken, planlarımızı yaparken, eğitim içeriklerimizi tasarlarken bir şey fark ettik. Biz her zaman sadece bilimsel bilginin bize hayatta yardımcı olamayacağının farkındaydık. Çünkü biliyorsunuz bilimsel bilgi çok fazla değişiyor. Bilimin gücü buradan geliyor, kendini sürekli güncelliyor ve biz bir gün hani bilimsel olarak bir şey doğrudur diye, ha, tam bulduk falan diye sevinirken iki ay sonra bilimde bir şey buluyorsunuz, o bildiğiniz boşa çıkabiliyor, onun daha doğrusunu öğreniyorsunuz. Dolayısıyla insanlara bilimi anlatırken biraz dikkatli olmak gerektiğini bütün bilim anlatıcıları bilirler. Özellikle yeni bilimsel bulguları hemen bunlar açık gerçeklerdir diye anlatmaktan biraz imtina ederiz, ondan sakınmamız gerekir. Biz buna bir çözüm olarak açık beyinde, ben daha evvel işte Ankara'da da yaptığım faaliyetlerde bir formül bulmuştum. O formül şuydu: bilimsel bilgileri insanlarla paylaşırken kadim bilgeliğimizle uyumlu olan bilimsel bilgileri öne çıkarıp, onları nazara verip, onlara dikkat çekmeye çalışarak insanların bu kadim bilgi ve bilimsel bilgi birlikteliğiyle hayatlarına ilham verici bakış açıları yakalamalarına yardımcı olmaya çalışıyorduk. Bunu
Açık beyinde yapmaya karar verdiğimizde ise açık beyin tamlaması bizim için başka bir anlam ifade etmeye başladı. Çünkü biliyorsunuz bilimsel bilgiyle uğraşanlar biraz insan bilgisinin diğer alanlarına kapalı olabiliyorlar. Yani acık böyle ama nedir bu ezoterik bilgiler, eskiler, edebiyatlar. Roman bile okumaz bilim insanların çoğu maalesef. Böyle teknik kitaplara fazla boğulmuşlardır. Kadim bilgelikle uğraşanlar ise biraz böyle güncel bilgiyi küçümserler. Bilimsel metoda biraz yan gözle bakarlar. Ona pek güvenemezler. Çünkü kadim bilginin o kalıcılığı ve sabitliğine nazaran bilimin bu geçiciliği ve değişebilirliği böyle sanki onu düşük bir bilgi tipiymiş gibi gösterir. Aslına bakarsanız bunların ikisi de eksik olan algılar ve beynimizin, zihnimizin aslında gerçeği görmesine bir nevi paravan oluşturuyorlar. Yani beynimizi biraz kapatıyorlar. Biz burada ne yapmaya çalışıyoruz? Açık beyinde beynimizi bütün insana dair bilgi alanlarını açmak ve olabildiğince alıcı, olabildiğince algıları açık bir şekilde her alandan istifade ederek İnsan denen muammanın çözümüne minnacık da olsa bir katkı yapmaya gayret ediyoruz. Takdir edersiniz ki bu iş kolay bir iş değil. Çünkü siz böyle biraz kadim literatürden bir şeyler bahsetmeye başladığınızda insanların bunu sanki dini bir söylenmiş gibi algılayabileceği ya da sadece bilimden konuştuğunuzda belli efendim inançları ya da aidiyetleri olan insanların size mesafeyle yaklaşılabileceği bir coğrafyada yaşıyoruz. Ki dünyanın çoğu yerinde benzer bir sorun var. Ama biz bundan şikayet etmek yerine şöyle bir şey yapmayı tercih ediyoruz. İsrarla ve inatla bütün insanları, İşte yaşı, cinsiyeti, coğrafyası, mesleği, meşrebi hiç fark etmeksizin tamamen temelden ilgilendiren en ana konuları ve en ana sorunlarımızı bu bilim ve kadim bilgelik birlikleriyle ele alıp işe yarar çözümler üretmeye çalışıyoruz. Şimdiye kadar açık beyindeki 3-4 yıllık maceramız bize doğru yolda olduğumuz konusunda sayısız ipucu verdi. Sayısız cesaretlendirici olay yaşadık ve yaşamaya da devam ediyoruz. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi sizin bayağı niş içerikler sağlayan bu YouTube kanalına yani Açık Beyin kanalına gösterdiğiniz ilgi. Onun için çok teşekkür ediyoruz. Burada aslında dünyada hiç bilinmeyen, daha önce keşfedilmemiş pek bir şey anlatmıyoruz. Sadece var olan bilgi, görgü ve deneyimimizi belli bir çatı altında toplayıp sizlere farklı bir menü sunmaya gayret ediyoruz ve o menü içerisinde bizler çok istifade ettiğimiz, hayatımıza çok artı ve fayda kattığımız için umuyoruz ki bizimle beraber olan, yoldaşlık eden, bizi izleyen, bize katılan insanlar da bu faydaları kendi hayatlarında görsünler. Kapalı bir beyni açmak gibi bir iddiamız hiçbir zaman olmadı. Çünkü o pek bizim elimizde değil, bunu biliyoruz, bunu öğrendik acı tecrübelerle. Ama tatlı tecrübe şu ki açık beyinli olan çok insan var. Sadece onlar nerede bir araya gelebileceklerini bazen bilmiyorlar. Bazen kendilerini çok yalnız hissediyorlar. Biz videolarımızda, eğitimlerimizde, konuşmalarımızda, konferanslarımızda sıklıkla ya ben de tam olarak böyle hissediyordum sözünü çok duyduk. Açık beyin aslında açık beyinlerin yani ben şu bilgi alanına aitim, öbürünü umursamam demeyenlerin insana dair her şeye, kadime, yeniye, sanata, estetiğe, edebiyata, düşünceye, felsefeye, uçuk olana, kaçık olana, her şeye ilgili olan insanların bir araya geldiği, fikir istişaresinde bulunarak doğru yolu bulmaya gayret ettiği güzel, eğlenceli, hoş bir meclis. Bu aralar YouTube kanalımızı takip ediyorsanız Junior Açık Beyinlilerin de sizler için hazırladığı içerikleri yavaş yavaş izliyor olacaksınız. Onlar da bu aileye çok enteresan katkılar sağlıyorlar. Buraya gelen herkes, bize yazan herkes, mail atan herkes, bizden bir şey soran herkes aslında bize çok ciddi katkılar yapıyor. Neticede Açık Beyin bir buluşma yeri. Hep beraber en büyük soruların cevaplarını arıyoruz. Bizde cevaplar yok ama umuyoruz biz bir araya geldikçe, birlikte düşündükçe, zihinlerimizi beraber açmaya gayret ettikçe cevapları ve çok daha fazlasını hep beraber bulabileceğiz. O yüzden Açık Beyin'e hoş geldiniz. Eğer yeni geldiyseniz kanala abone olmayı ve arkadaşlarınıza duyurmayı da unutmayın.